Fantastik bir şey de olabilir belki bilmiyorum. Zaman yolculuğunun geriye doğru mümkün olmadığını konuştuk ama e, gördüğümüz yıldızların da aslında geçmişteki hallerini gördüğümüzü söylüyoruz. O zaman geçmişe gidemesek bile belki bir gün başka bir gezegenden dünyanın geçmişteki halini izlememiz mümkün olabilecek mi? Şimdi hocam o geçmişe bakmak şu demek yani ışık e, çok hızlı olsa da saniyede yüz binlerce kilometreye gitse de sonuçta belli bir hızı var. Sonsuz hızla değil. Şimdi bizim yıldızın geçmişteki halini görmemiz şu demek. Diyelim ki bir milyar yıl önceki bir ışık kalkıyor bir milyar yıl süresince. Yol kat ediyor kat ediyor. O süreç içerisinde diyelim dünyamızda oluşmuş oluyor ortaya çıkmış oluyor. Yani zaten dört buçuk milyar yıl önce dünya oluştu. Ve bize geliyor. Bu zaman ne oluyor? Yani sınırlı Sayıdaki bir kilometreyle geldiği için biz onu 1 milyar yıl önceki halini görüyoruz. Mesela şu anda aslında 8-10 milyar yıl önceki halini gördüğümüz yıldızlar var bu şekilde. Işık hızıyla. Yani orada biz aslında şu anda geçmiş zamana gitmiyoruz. Biz geçmiş zamandan buraya yola kalkıp gelen bir ışığı görüyoruz. Yani aslında mesela bizim güneşi görmemiz de aşağı yukarı 8 dakika önceki güneşi görüyoruz. O bize gelene kadar bir vakit alıyor yani yolda. 8 dakika önceki güneş gördüğümüz gibi. Yani bir geçmiş e, zamana gitmek demek değil o. Ancak bize yeni ulaşmış bir ışığı bir de gördüğümüz bir güneşin kendisi değil aslında. Onu unutmayın. Bize ulaşan ışığı görüyorsa, o ışık sayesinde güneşin o yıldızın varlığını anlıyoruz. Dünyaya geçmişten bakmamız matematiksel olarak mümkün değil. Başka bir yani tamire ve yani daha doğrusu matematiksel açıdan demeyeyim. Yani fizik yasalar açısından mümkün değil. Niye? Çünkü biz dünyadan diyelim ki belli bir hızda uzaklaşıp sonra dünyaya bakmamız gerekecek. En hızlı gidilebilecek şey fiziğe göre, fiziğin yani işte özellikle Einstein üzerine kurulu olan fiziğe göre ışık hızında dünyada uzaklaşabiliriz. Diyelim ki biz bir milyar yıl dünyadan uzaklaştık. Işık hızına yakın bir hızda yani gördüğümüzde ne olacaktır? Dünyanın diyelim bundan bilmem kaç yüz milyon yıl önceki hali olacaktır. Yani gördüğümüz zaman ama biz buradan yola çıktığımızda ışıktan hızlı gidemeyeceğimiz için bizim yani yol boyunca gittiğimizden daha öncesini görmemiz mümkün değil. Yine yolculuk ama, sırasındaki bir halini. Ama biz diyelim ki dünyadan şu anda gittik yani. Uz ee, güneşin oralara gittik. Güneşin oralardan dünyaya bakabilsek dünyanın 8 dakika öncesinde ne olup bittiğini sürekli seyrediyor oluruz. Oradan da aynı hızda seyrediyor oluruz. Ama o geçmişe e, seyahat etmekten farklı bir şey. Geçmişe seyahat etmenin de hocam gibi mantık açısından çok büyük tutarsızlıkları olduğunu düşünüyorum. Fakat şunu da tabii söylememiz lazım. Çok ünlü fizikçilerden bir kısmı da felsefecilerden geçmişe e, yolculuğun mümkün olduğunu söylemişlerdir. Mesela bunu da e, bu konuda mesela Gödel önemlidir. Yani gelmiş geçmiş en ünlü mantıkçılardan ve matematikçilerden biridir Gödel. Einstein'ın kendisi de aslında matematikte o kadar yani Gödel kadar iyi değil. Yani işin doğrusu Einstein'ın formülleri üzerine Gödel çalışırken Einstein'ın formüllerinden geçmişe gitmenin matematik temelde olabileceğine ilgili çözümü Einstein'a hediye etmiştir. Bir matematikçi olarak. O, ona benzer şeyler var ama onun şu yani şunu da söylemek lazım. Bir şey matematik formülde sizin bir şeye kozmolojik sabiti bir şeye eksi değer vererek çıkartıyor olmanız yani matematiksel bir formülle oynayıp da geçmişe gidilebildiğini göstermeniz. Gerçekten geçmişe gidiş mi demek? Ha bence demek değil. Çünkü her şeyden önce sizin matematik formülüne nasıl oynadığınızdan ziyade önemli olan matematik formülünüz gerçek anlamda evreni tarif edebiliyor mu şeklindeki bir sorudur. Evet Gödel matematik formülüyle oynayarak Geçmişe gidilebilen bir şeyi Einstein'a e yani hediye şeymiş. etti. O Einstein'ın formülünde formülde var o geçmişe gidiş. Ama bizzat değil çünkü bizim gördüğümüz şey geçmişe gitmek için şuna benzer bir ontoloji yani varlık anlayışı olması lazım. Ben diyelim ki buradan şimdi 1800 yılına gideceğim. Osmanlılara falan ziyaret edeceğim kim ne oluyor. Şu anda Osmanlıların dediğim gibi bir yerde evrendeki varlık olarak bir yerde duruyor olması lazım. Eğer ki Osmanlıların bir yerde durduğu şeklinde bir varlık anlayışına sahip değilsem hangi fizik formülünü neyi yazarsanız yazın oraya gitmeniz değil Çünkü o yoktur ki gide gidesiniz. Ama zaman teorilerinde oraya gitmeyi mümkün kılan zaman teorileri var mı? Ben o teorilere katılmıyorum ama var. Hı. Yani felsefede madem konumuz zaman en temel şeylerden biri değil. McTaggart bu konuda ünlü bir isim. McTaggart atıfla iki tane temel zaman teorisi olduğu söylenmiştir. Bir tanesi bunların zamanın A teorisi. Ana teorisi aşağı yukarı hepimizin zihnindeki e, sağ duyuyla çık anladığımız zamandır. Nedir? Yani mesela bundan üç gün öncesi geçmişte kalmıştır. Üç gün sonrası gelecektedir. Ben de şu anı yaşarım. Ve buna genelde kimisi de prezentizm derler. Yani şu anda yaşamak. An nedir? Yani anda acaba atomlar gibi parçalardan mı oluşuyor? Kuantum teori falan. Yani böyle bir sürü buraya da tartışma girebilir. Ayrı bir şey. Ama yani birçok kimsenin savunduğu zaman teorisi budur ve sağduya da uygun olan benim de daha yakın olduğum zaman teorisi budur. Geçmiş yoktur, gelecek de yoktur ama geçmiş gerçekleşmiştir, gelecek gerçekleşmedi. Biz şu anda zaman yaşıyoruz. Peki farklı olan nedir? Zamanın B teorisi. Zamanın B teorisi de şöyledir aşağı yukarı. Diyelim ki bundan 1 milyar yıl öncesi orada bir yerde duruyordur. 999 1999 yıl öncesi o da duruyordur. Bütün yıllar biz mesela bu programa başladık ya bir, bundan bir saat kadar önce. O bir saatin her dakikası saniyesi de bir yerde duruyordur. Varlık olarak duruyordur. Ve gelecek de bir yerde duruyordur. Yani zamanda aslında hiçbir hareket yoktur. Yanılsamadır zamanın B teorisinde. Her şey sabit olarak duruyordu. Bu programı sizin bitirdiğinizde şu anda yarım saat sonra bir yerde orada duruyordur. Aslında var olan sanki adeta bir spot view da derler buna. Yani bir spotun böyle gitmesi gibi sadece o akışı bir yerde yaşıyoruz. Aslında Gelecekte yaptıklarımıza duruyor geçmişte olanlarda duruyor. Şimdi bu şekilde bir şeyler duruyorsa oraya gidip de yolculuk yapılabileceği düşüncesi olmuştur. Gerçi orada da başka paradokslar çıkıyor. Or orada sabit duruyorsa senin oraya gitmen ve oradaki bir şeyi değiştirmen o sabitliği bozar gibi. Fakat o sabitlik de onun parçası falan diyenler olabilir. O başka türlü bir karışır. Ama bir de zamanın böyle bir B teorisi var. Ha bu B teorisinin tabii şu anda açıklayamayacağım kadar felsefi açıdan çok sıkıntısı var yani o gödel'in onu formülle oynayıp da yazmasıyla o for, o sorundan hiçbirini gödel ne yazık ki çözebilmiş değil yani